Nilfer zamanında hoş geldiniz efendim. Hepimiz için sağlıklı, güzel haberler aldığımız harika bir gün olsun inşallah. Biz de gününüz güzel geçsin diye çok güzel bir yayın yapmaya başlıyoruz. Hemen hocama dönmek istiyorum sevgili hocam stüdyomuzda onkoloji uzmanı, doçent doktor Yavuz Dizler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Epey zaman oldu birlikte çok yayın oldu yapmayalım. Efendim. O yüzden çok bugün oldu. çok keyifliyim hocam. Çok da güzel geçiyor. Böyle. Bazı hocalar vardır ki programıma gelen böyle söyledikleri şeyler hep kulağımda küpe kalmıştır. Yavuz hocamın da hep öyle söylediği Şans. şeyler vardır. Bugün de eminim yine hepimiz için böyle dipnot olacak e, bilgiler çıkacak. Şöyle başlayalım hocam. Herkesin ağzında diline pelesenk olmuş bir laf var. Kanser çağımızın hastalığı işte kanser acayip yayıldı. Hakikaten böyle mi? Yoksa hocam görüntüleme ve tetkikler çok yaygınlaştı da kayıtlara geçen kanser mi arttı? Mükemmel söylüyorsunuz. Aslında cevabı vererek başladınız. Ee, bu bir bileşen büyük olasılıkla. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi Yeşilçam filmlerine baktığımız zaman bizim çocukluğumuzun, benim çocukluğumun Yeşilçam filmlerinde esas hastalık. Veremdi. Evet doğru. Yani herkes i̇nce verem olurdu dedi. işte ince hastalık vardı öyleydi böyleydi zaman içerisinde muhtemelen bu aşk hikayesi filmiyle Amerika'da başladı bizde daha sonra girdi bu hastalık kansere dönüştü. Fakat kansere dönüşürken dediğiniz gibi önceleri bir kanser kavramı vardı ben çocukluğum babam doktor olmasına rağmen bir tek kanser bir tek şeker vakası hatırlıyorum. Onun dışında hiç kimse yoktu ki evde dolayısıyla sağlıkla ilgili meseleler konuşuluyor. Şu an baktığınızda herhalde bizim toplumumuzun onda birinde falan bir şekilde evet. e, ailelerin de en azından üçte dörtte birinde ailesinde bir kanser şeklinde durumu ortaya çıktı. Hı hı. Şimdi bunu iki şekilde açıklayabilirsiniz. Ya fark etmediğimiz bir takım etmenler hayatımıza girdi. Biz bunlardan yine fark etmeden etkilendik. Ben bunun doğru olduğunu aşağı yukarı. 10 yıl önce anladım. Yani bir şekilde baktım evet fark etmeden çok fazla şey değiştirmişler. Bu değişikliklerin içerisinde bizim ana gıda maddelerimiz de var. Bu gıdadaki değişikliğin bu şekilde bir sonuca bağlanması kesin doğru. En azından insan vücudunda bir şeylerin değiştiğini göreceğiz. Ama beri yandan da sizin söylediğiniz gibi Tanı tetkik metotlarında aşırı bir artış hı hı. artı Bütün doktorlarda da daha doğrusu sağlık camiasının ağzında da erken tanı hayat kurtarır diye bir söylence oluşmaya başladı. Hı hı. Bunun üzerine o kadar çok gittiler ki ben bir noktadan sonra artık bunun bir beklentisiz durum olmadığına kanaat getirdim. Hı hı. Yani bunlar aslında bir şey çıkmasını bekliyorlar. Bizi de bir şekilde... E, ...olanı bulmak amacıyla doktora yönlendiriyorlar. Hı -hı. Şimdi gelen vakaların büyük bir kısmı nasıl tanındınız diyorum. E, benim bir şeyim yoktu işte bir şeye baktırmak için gittim. Atıyorum safra kesemde evet, çamur evet. vardı. E Meme kanseri çıktım. Allah Allah diyorsunuz. Öbürü gidiyor işte senin neyin vardı bende de bir şey yoktu. Biraz öksürüyordum prostat kanseri çıktı. Hı -hı. Şimdi bunlar aslında yapay kanser tabloları. Neden? Çünkü öncesinde var olup olmadıklarını bilmiyoruz ama... Özellikle prostat için söylenen nettir. Biz öğrenciydik daha. Sene dolayısıyla 82, 83, 84 anlatılan şuydu efendim. 50'sinden sonra olasılık vardır. 60'ında yükselir. 70'inde neredeyse %50-60'tır. Eğer bir sağlıklı erkeğin prostatını ince ince, ince keserseniz bulursunuz. 80'inde de %80-90 artık prostat kanseri kesin vardır. Ama odak halindedir. Bir şey yapmaz. Şimdi Günümüzdeki tetkikler o zaman parmağa bile gelmeyen bu şeyleri e, ultrasonografiyi geçtim. MR'la üstelik çok güçlü MR'larla tetkik edip bulabiliyor. Hı hı. Şimdi burada da işin içine bir tane kuyuya taşı atıyorsunuz. Adama diyorsunuz ki sende prostatında bilmem ne var. Adam bir kere irkiliyor. Tabii. İşte bunu ne yapmak lazım? İşte bir şey yapmak lazım. İsterseniz takip ederiz, isterseniz ameliyat ya da hı hı. ışın tedavisi bir şey yapmak lazım. E, bir şey yapmak denildiği zaman insanlar ister istemez o yolu seçiyor. Dolayısıyla evet. evet üçte bir ailede evet on kişiden birinde fakat bunlar hakikaten bir kanser tablosu mu yoksa rastgele bulunmuş tümörler mi bunu bilmiyoruz. Evet. Ayırt etmek gibi de bir niyetimiz olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bir de şimdi işte PET dediğimiz o çok e, kanserli hücreleri bulan yani tetkik yöntemi diyeyim doğrusunu siz lütfen düzeltin. E, zaten biz belli bir kanserli hücreyle doğmuyor muyuz hocam? Yani şimdi herkes şu an stüdyoda olan 10 kişi girse birçoğumuz da orada çıkar. belli noktalarda çıkar. bir şey çıkacak de çok değil mi? çok mikrosayıkla çıkar, memelerde çıkabilir, hiçbir şey olmuyorsa sağda solda bir takım adenomlar bir şeyler bulunuyor. Ama şunu söyleyeyim size. PET'e doktorlar çok fazla güvendiler. Hı hı. Aslında o kadar çok ciddi güvenilecek bir tetkik biçimi değil. Ha, Neden derseniz, çünkü PET metabolik aktivitenin yüksek olduğu yerde tutuyor. Tutulan yer parlar. Hı hı. Renklendirmeyi siz yapıyorsunuz. Genellikle sarı olarak parlar. Sarı parlayan yerin her birine metastaz derseniz yanılmış olursunuz. Çünkü hı. insan zamanında bir düşmüş olsun, bir kemiğini bir çatlatmış olsun, bakın kırmak bile değil. Hı hı. Orası da parlar. 20 yıl sonra da aynı parlamayı gösterir. O hı hı. zaman pet yanıltıcı olmaya başlıyor. Esas olan her zaman tıpta hastanın şikayetinin olup olmamasıdır. Hı hı. Hastanın bir şikayeti yoksa en azından bir süre hastaya zaman tanıyınız ve takip ediniz. Bakalım büyüyor mu değişiyor mu? Hı hı. Çünkü bu olan bir süre takip edilmek de insana ömründen bir şey kaybettirmez. Bilakis yanlış yere tedavi edilme, beklentisiz tedavi edilme. Çünkü bu Petin tanıdığı şeylerin büyük bir kısmı erişilemeyen yerlerde çıkıyor. Hı hı. Akciğerinde küçük bir nodu çıkıyor. Şimdi al başına bela. Hı hı. Nedir bu bilmiyoruz. Adenokarsinoma olabilir abi. Peki evet. bilmem ne o da. O. E biraz bekleyelim bakalım. Çünkü efendim bir tane gerçek durum oldu hayatımızda. Hı hı. O da pandemi döneminde çekilen bilgisayarlı tomografiler rastgele tarama amaçlı çekimlerin %10'unda akciğerinde bir Doğru bir şey olduğunu evet böyle gösterdi. bir şeyle yani karşılaştık. 600 binin zaten. 60 bininde bu çıktı. E Bunların hepsi kanser olmadığına göre demek ki böyle bir durum olabiliyormuş. Hı hı. Evet bir de tabii kanserle hep yeme içme ilişkilendiriliyor. Yani yiyeceklerimiz çok değişti de mi arttı diye. Yeme ile kanserin ne kadar ilişkisi var hocam? Bana göre efendim maalesef çok var. Hı. Şöyle çok var insanlar bir şey yedikleri zaman zarar kavramını... E, ...toplum içindeki söylenceden alakalıyor. Mesela gazlı içecek içmeyin... ...alakası yok. Bir anlamı yok. <laughs> Ama baktığınız zaman... ...işte uzun raf ömrü diyoruz... ...uzun raf ömrü. E pirinç de uzun raf Doğru. <laughs> Şimdi evde... ...mercimek ıslattım. Söylüyorum size. İzindeyim. Ne yapayım? İşte mercimek var. Baktım ıslatırsam bunu işte... ...bu çok amaçlı kullanılabilir. Tabii. İçine biraz soğan doğrarsın. Mercimek salatasına dönüşür. Şimdi o mercimekte... ...filizlenme sıfır oldu... <laughs> Normalde mercimeği biraz pamuğa koyun, Doğru. ıslatın. Çocukluk bilgimiz gibi... ilkokul. <laughs> evet. çocukluğumuzun bilgisi. Sıfır mümkünat yok. Aha. Yeni alınmış mercimek nasıl oluyor? Muhtemelen ışınlamışlardır. Işınlamanın etkisiyle... Işınlama diye bir şey mi yapıyor radyoaktif ışından geçiriyorlar. Bakliyatın hele hele... Evet, kelebeklenmesin diye. Uzun geçen... E şimdi bu bakliyatla ışınlanmamış bakliyat aynı sonucu vermez. Bu bir kere artık öldürülmüş. Bundan benim alacağım bir miktar ham madde alırım ama içindeki ışına hassas olan moleküller olasılıkla çoktan ortadan kalkmıştır. Ben onun eksiğini içine hadi bir şey bir şey koydum şey yaptım ya da ben durumu farkındayım. Ama vatandaş bunun farkında olmaz. Elden mercimek gidiyor. Elden fasulye gidiyor çünkü kimse pişirmeye de uğraşmıyor çok hı hı. uzun sürüyor evet. diye. Hakikise hakikaten meşakkatli bir işidir. E işte bilmem neyi yıkamayacağım diyor. E sebze... Giriyorum bana ama koku inanın bana şaka yapmıyorum ama Karaköy alt geçindeki tarım ilacı satan dükkanın kokusu. Hiç soru şey değil. Ve arkadaşlarımıza bir şey söyleyemiyorum üzülüyorum. Çünkü arkadaşlarımız da durumun farkında olduğu için kenara dükkan kokusu koymuşlar. Küçücük dükkan. Ya onun içine dükkan kokusu koymanın ne alemi var ama Normalde, belli ki durumun sana. farkındalar onlar. içerisi bildiğiniz eczanenin ilaç kokusuna sahip. Şimdi bunların bütününü alt alta yazdığınız zaman hep sözünü ettiğimiz o yoğurttaki bozulma... ...daha doğrusu yoğurdu zararlı hale getirmiyor. Zararlı hale getirmiyor. Faydasız hale getiriyor. Yediğinizde <laughs> bir şey olmaz ama bundan da vücudunuza giren kimyasalları... ...işte tarım ilaçlarını falan tutamaz bu yoğurt. Aynı şey ayranlar için geçerli. <laughs> Peki ne yiyeceğiz dediğiniz zaman evet diyorum... Haklısınız ama bu şekilde beslenmekte ısrar ederseniz de bu vücudunuzda sürekli bir eksilmeyle sonuçlanacak. Siz nasıl besleniyorsunuz mesela hocam? Çünkü çok şey bildiğiniz zaman her şey çok daha zorlaşıyor Hayır, ya. Bir kere saplantı haline getirmeyeceksiniz. <laughs> ben saplantı haline getirmiyorum. İstisna kesin şart yoğurt ya evde yapılır ya şehremini de bizim hastanenin orada bir yoğurtçu var ondan alıyorum. Aha, İki tane kutuyu alıyorum. Üstünde markası falan yok. Onlar kendileri sütten tutturuyorlar. Aha. Onu yiyorum. Onun dışında ne yiyorum? Bazı günler eve gelirken bir roka alıyorum. Salata yapıyorum üstüne. Ton konservesi açıyorum. Yani millet bak, ay nasıl olur? Böyle olur. Başka türlü olmuyor. Hı hı. E, hastanede olabildiğince zaten bir şey yememeye çalışıyorum. Bu biraz ama şeyden. Hani beslenmenin düzenini tek öğün tutma. Tek öğün tutma ne? Sağlıklı olmak için değil. Kilo evet. almamak için. Evet. Çünkü... Sabahleyin ne götürseniz gidiyor. Doğru. Ee, hazır konu oraya da gelmişken aslında sorularım arasındaydı ama yerinde konuşalım o zaman hocam. Otofaji diye şimdi bir şey tutturuldu. Yani böyle işte uzun açlıklarla, mümkün olduğu kadar da tek öğün ya da iki öğün yenilerek, işte 16 saat açlıkla e, vücuttaki işte özellikle kanserli hücreleri otofaji yöntemiyle vücut yok ediyor gibi e, bir sürü video görüyoruz sosyal medyada da. Hakikaten böyle bir şey var mı? Aç kaldıkça vücut kanserli hücrelerini yok eder mi? Valla açlık vücut için strestir. Ama kanserli hücreyi bu arada yer ve karnını doyurur falan diye de bir kavram olduğunu zannetmiyorum. Bunlar böyle hı hı. demin söylediğim söylenceler gibi vatandaşın arasına giriyor. İnsanlar aralıklı oruç diye bunu adlandırılıyor. Oto, Otofaji de bunun doğal sonucu. Kendi kendini yiyor. Bak zararlı şeyleri bitiriyor. Bir mantığı olmadığını söyleyemem. Ama hı hı. hakikaten kansere karşı koruyucu mudur derseniz ya da ya da ya da daha hı hı. önemlisi... Tanısı konmuş artık ortada da hakikaten elle görülür, hı hı. elle tutulur, gözle görülür bir tümör varken ben bunu otofajiyle sakın öyle bir şey düşünmesinler. Hı hı. O olmuyor. He. Bugüne kadar mevcut olan bir tümörü, aşikar görülen tümörü otofajiyle açlıkla götürebilen hasta görmedim. Yani sıfır şekerle de deniyorlar bunu. Ama arama bir vücudumu dinlendireyim. Olur tabii. Hı hı. İşte... Bir ay boyunca zaten insanlar oruç tutuyorlar. O da aslında bir şeydir. Ama ya. ne şartla? Arkasından abartmamak şartıyla. <laughs> akşam baklavaları, yemek yani istiyorseniz o tabii otofajı falan olmaz. <laughs> Vücut bekliyor. Nasıl olsa gelecek. <laughs> Doğru, evet kesinlikle. Bir de pişirme yöntemlerimiz de değişti. Eskiden işte emaye tencerelerde saatlerce pişirilir. Bir şekilde. Onlar yemek olurdu ama şimdi daha hızlı çünkü hayatlarımız da hızlandı için maalesef. Mesela yeni nesil adını söyleyemiyorum marka olduğu için ama tencereler var. Düdüklüye benzeyen elektrikte yapılan. Ee, onun gibi mesela alüminyum folyo içinde pişirme teknikleri ve mikrodalgalar. Bunların bize bir zarar var mı hocam? Çünkü bunlar da eşittir kanser gibi her yerde bir Yok, algı var. Eşittir kanser değil. Hı -hı. Alüminyum konusunda bir kere ben de linç yedim. Hı -hı. Yani birisi Hı -hı. sağ olsunlar bir büyük Güveç yaptırmış. Aha. Fırıncı bunlar. Güveci yaptırmış. Üstünde alüminyumu da kaplamış. Ben de paylaşım yapacağım diye alüminyumu üstünden çıkartarken çektim. Millet sen onu nasıl yersin işte ona. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Alüminyumu da oradan yemiyorsunuz. Yeseniz de ne olur onu bilemem. Ama alüminyum zaten Mia şeyin içinde de var. Yani <laughs> insanlar kozmetiğin içinde de alüminyum olduğunu olabileceğini Tabii deodorantların bir, bir var zaten. Var bunlar. Bu değil. Öbürü nedir? Öbürü mikrodalgalar. Mikrodalgayla yemek yapılmıyor. O net. Çünkü tadını bozuyor. Çünkü içinde moleküler hareketleri artırarak ısıtma yaptığı için tamam pişiyordur ama o yemekten hayır gelmez. He, o ancak Bizim ısıtma yöntemi belki kullanılır. Olur. ısıtma olur. İçinden ısıtıyor o da ayrı bir derttir. Yani içinin daha az ısındığını varsayıyorsunuz ama öyle olmuyor. İçi de cayır cayır oluyor ama yine de kabul edilebilir. Çözdürmek için kabul edilebilir. Evet. Şimdi Ama de, uzun süreli tencerede pişirmekten daha iyisi yok. Yok tabii. Basınç altında pişirme değer kaybına yol açar. O kesin. Evet. Yani siz bunda paça haşlayabilirsiniz. Siz hı hı. bunda kemik suyu çıkarabilirsiniz. İşinize yarar. Ama et yemeği yapacağım deyip de onu düdüklüye koyarsanız onun içerisinde değer kaybı oluşur. Lezzeti de gider. Bizim çok sevgili bir arkadaşımız emekli oldu şimdi. Ben diyordu yiyemiyorum diyordu. Aha. Anadolu insanı. Diyordu o tadı kaçıyor hocam diyordu. Doğru mu? Vallahi doğru. Onun bir Gülüştü de reseptörleri de... daha bizden gelişmiştir. Olmuyor. Biz alıştık çünkü her şeyi Bunu yemeye. Bu bir eleştiriyi de bu hızlı yaşam mantığına vereyim. İnsanlar hızlı yaşamak istiyorlar. Tamam vaktimiz yok diyor da. Hı hı. Arta kalan zamanda ne yapıyor derseniz bir şey yapmıyor aslında. <laughs> evet, doğru. Ya, yani televizyon seyrediyor. <laughs> ya güzel kardeşim televizyon seyretsen yine ama bırak şu yemekte bir buçuk saatte pissin. Doğru evet. düzgün pissin. Yani sen ondan artırdığın zamanla katma değeri çok yüksek bir faaliyette bulunmuyorsun. Zamanı boşa kullanıyorsun. Ama yemek yapmak başlı başına bir eylemdir, başlı başına bir yaşam biçimidir. Bunu yapmadan da bir eve ev diyemem yalnız yaşadığım halde. Evet çok çok haklısınız hakikaten evde yemek yemek kültürü ilişkileri bile düzelten bir şey sevgili izleyenler. Ben de bu kadar iddialı bir şey söyleyeyim yani sürekli hızlı yaşayıp dışarıda tüketiyorsan bu e, karı kocalık ilişkisine çocuk anne ilişkisine bile yansıdığını ben e, düşünüyorum. Bana 50 birkaç yılına gelip evde içememiş insanlar bile. Çok hem de hocam. Her şey dışarıdan İnanılmaz geliyor çok. ya da dışarıda yiyorlar. Olmaz. Kes, kesinlikle. Şimdi biz kansere işte e, yol açan şeyleri yiyecekleri falan konuştuk ama bir de tam tersi. Ee, bir durum var hocam. Belli işte bitkiler. Aklıma ilk gelen zerdeçal. Onun zerdeçal üzerinden konuşmak zorunda değiliz ama örnek vereyim en popüleri olduğu için brokoli bunlardan bir tanesi. Bazı besinler içinde işte bunlar kanser savar. işte e, kanser engeller hatta bazen kanserli bir şey varsa bunların küçülmesine yardımcı olur gibi. Böyle iddialı agresif cümleler kuruluyor hocam. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu efendim insanlar ortalama bir sohbeti dinlemek istemiyorlar. Hı hı. Bilgi almak istiyorlarsa eğer iddialı ve uç konuşanları tercih ediyorlar. Evet. Ve onlar da ya hep ya hiç ilkesiyle ya bir bitki göğe çıkartılıyor ya bunu yerseniz kanser oluyormuşsunuz falan şeklinde başka bir yere taşınıyor. Zerdeçal bizim mutfakta çok bulunan bir şey değildi fakat insanlar yerleştirdi. Vardı, evet. Kötü bir şey mi değil. Hı hı. Ama zerdeçal yerseniz tümörünüz yok olur falan diye bir kavram tabii ki yok. Hı hı. Ama zerdeçal bir kök bitkiden elde edilen bir şeydir. Ben de bu arada bitkiden hiç anlamam. İnsanlar da beni genellikle böyle biraz böyle şey zannediyorlar. Bu adam bitkisel beslenme üstüne üstlük her bir şeye hak yok. Hiç alakam yoktu. Evet. Brokoli zamanı geldi linç de ettiler. Doğru evet. Yani birisi işte dedi antioksidanın fazlası. Sütür mü var dediler bir şey var dediler galiba. Antioksidanın fazlası zararlı <laughs> deyince brokoli linç yedi. Yani niye gariban brokoliyi ben sevmem brokoliyi o da ayrı. Yani öyle evimde brokoli olmadan yaşayamamlardan değilim yani. Hani lüzumsuzdur bana göre yani karnabaharın olduğu yerde brokoliye bence şey ama insanlar sevdiler brokoliyi. Hı hı. Türkiye'de de yetiştiriliyor ben çocukken de vardı pahalıydı alınmazdı. Bunların hiçbirinin öyle kanserse var işte kanserden uzak tutan falan diye bir etkisi yok. Hı hı. Varsa da temenni düzeyinde olumsuz olmadığını kabul ederim. Yani tabii ki sağlıklı beslenme için iyiler bunlar. Hı hı. Nasıl yer üretildiklerini bilmiyorum ama siz bunlardan yemeklerinize makul miktarda koyunuz. Ya da her gün yiyiniz, öğünlerinizde bulunsun. Orada hiçbir sakınca yok. Bir şeyi bir bitkiye dayanarak, bir hı hı. şeye olarak, işte bir katkıyla, bir bilmem neyle yok etme düşüncesi... ...insanların dinlemesini kolaylaştıran, onları çeken bir uç söylem. Hı hı. İşte sarımsak kürü yapalım. Tamam sarımsak çok güzeldir, ben de çok severim. Ama kürünü yapalım dediğiniz zaman başka oluyor. Evet. O ayrı bir kavram. Hı hı. Bu şekilde söyleyenler ama daha çok dinleniyor. O evet. yüzden evet. medyada genellikle işte mucizevi kür. Bir de efendim şöyle bir durum var. İzleyicimiz onu da bilsinler. İnsanlar anlatmaktan ziyade tarif vereni tercih ediyorlar. <gülüyor> yani <gülüyor> Doğru, biz şimdi evet. bunları konuşacağımıza <laughs> siz bana deseydiniz şurada bir işte karışım evet, bir karışım yapalım falan bitmişti. <laughs> Kanser savar tarif. Evet, yalnız dizlerden bunu diye bir başlık ya atınca yalnız dizlerden kanser savar tarifi yok böyle bir şey olsa vallahi söylerim <laughs> tek söylediğim aman yoğurdu evde yapın <laughs> aman işte e, endüstriyel üretilmiş olan özellikle et ürünlerinden uzak bir dur tavuk mesela onun herhalde Oraya artık geliyor. kanıtlanmış bir şeyi var değil mi hocam yani, valla kanıtlanmışı etinin... bana göre var yani Ama bir kez küçük erkek çocuklarında kadın tipi ha, o yani meme çünkü büyümesi var resmen istemez ya. oluyor Hı -hı. çünkü üretimden ilişkili bir durum siz bundan çok miktarda hele bu badiciler falan yedikleri zaman memelerini de büyütür. <laughs> o yüzden yiyecekseniz de kalitesini gerçek tavuk bulun yiyin. O da çok pişmiyor bağlı. zaten hemen anlıyorsunuz. Pişmiyor, anlıyorsunuz evet. işte. Aradaki bu ağır fark durumu zaten kendi gösteriyor. Fakat bunu fark etmem bile rastlantıyla oldu. Yani ben bunun farkında bile değildim. Evet. Evinizin kaç anladım. odası varsa her biri o tavuğu kokuyor eğer gerçek evet. bir tavuksa. gerçek de apartman kokar. Evet maalesef işte onu da bulmak yani şey de aslında çok ağır bir şey değil mi hocam yani meyvenin bile bazı paketlerde üzerinde yüzde yüz işte üzümdür yazdığını gördüm ben yani bir, bir meyve nasıl hani içinde hiç artık o kadar yani artık. doğal şey bulunamadığı için yok o başka şablonu kullanmışlardı o nedenle <laughs> o da %100 de orada kalmıştı et şablonunu kullanmıştır sucuk şablonunu %100 dana etidir o %100 bilmem nesi ama şunu söyleyeyim size hani bunlar tabii ki Büyük şehirde bir açmaza dönüştü. Hı hı. Açmaza dönüşünce ben de diyorum ki lütfen çok çeşitlilik mantığıyla gitmeyin. Yani şundan da yiyelim, bundan da yiyelim. Hı hı. Yani basic bizim yemeğimiz. Ben çocukken kıymalı patates yemiştik. Doğru. Ne kadar? Ha, hala ne güzel, da değil. en sevdiğim yemek bu kıymalı patates yemeği. Ben de bayılırım. Patatesin her şeyi odur. Kıymalı patates apayrı bir şeydir. Anne patatesi böyle acayip bir tadı vardır. Bir şeydir bir şey. Hani her öğünde değişik bir şeyler yiyelim, İşte soframıza katkılar, başka başka şeyler, değişik kültürlerden bence gereksiz. Hı hı. Sebze meyve tercihinde de. Ama şunu biliniz, bazen arkadaşlarım da diyorlar, ya işte sen öyle diyorsun ama işte bunlar çok pahalı. Tabii pahalı olacak. Hı hı. Zorunlu pahalı olacak. Çünkü bir şey kaliteli ise, net olarak söyleyeyim, hı hı. bir kaju, fıstığı. İyi bilinen iki marketten alınmış ki ikisi de bu marketlerin nispeten kalbur üstü biri iyice kalbur üstü. Daha düşük olanından alınanı yiyemedik. İade edildi aynı marka aynı ürün aynı paket ve hiçbir şey söylemeden geri aldılar. Çünkü daha kaliteli markette işte o zamanki kustusu şu an herhalde 200 lira falan olmuştur. Şu kadarcık paketi kesinlikle yenebilirdi öbürünün ama deterjan tadı vardı. Bunun Tabii. nedenini bilmiyorum. Bunlar depolamada böceği savmak için Olabilir. deterjanlı ortama mı koyuyorlar? Çok Kaşarlar da şey, falan için. da böyledir. Yani Hı -hı. kaşarı yersiniz bazılarında deterjan tadı çıkıyor. Hı -hı. Herhalde diyorum deterjanla yan yana falan özellikle bilinçli koyuyorlar ki onun kokusundan o böcek Böcekler gelmesin diye. kaçsın ama içine geçiyor. Maalesef güneşi de sormak istiyorum çünkü tam yaz mevsimindeyiz hocam güneşle ilgili de ikiye ayrılan bir grup var aslında bir grup diyor ki aman işte güneşe hiç çıkmayın kanser yapar özellikle cilt kanserlerini çok arttırdı bir grupta diyor ki aslında güneşe bakmak bile insanın ömrünü uzatır güneş çok faydalı bir şeydir diye. Valla ben ikinci grupta kalırım yani güneşe çıkmayın cilt kanseri yapar bu korkudur İster istemez güneşe çıkarsınız şunu iyi bilsinler. İstanbul'da güneş falan yok. Yani bu kadar sıcak ve <laughs> açık havaya rağmen bu güneş hiçbir zaman bir sahil beldesinin güneş etkisini göstermiyor. Şu İstanbul'un sahiline bile gittiğiniz zaman durum bir anda değişiyor, yanıyorsunuz. <laughs> Ama şehrin ortasında bir çay bahçesinde istediğiniz kadar güneşlenin. renk değişimi de olmuyor, güneş görmüş gibi de olmuyorsunuz. Olasılıkla havadaki partiküller güneşin İncılıyor. ışınlarını filtre ediyor. Evet. Ama güneş kaçınılacak bir şey değil. Ama bu demek değildir ki tabii gittiniz bir tatil beldesinde sabah 9'da başladınız, <laughs> akşam 5'e 6'ya kadar yayıldınız. Bu da değil. Evet. Güneşin etkisi kontrollü olarak vücudunuza sindirilecek. Başında koruyucu falan da sürebilirsiniz. Hı -hı. Çok da başında sürmemenizi de tavsiye ederim eğer D vitamini istiyorsanız en azından düşük koruyucu faktörlü bir şeyler sürersiniz. Vücudunuz zaten bir süre sonra renk değiştirir. Birkaç gün içinde zaten güneş görmüş olursunuz artık. Ondan sonrası serbesttir. Evet. Sularımız bile yani su en temel şey başında da dedik ya hocam. Temel şeyleri de konuşacağız burada diye. Şimdi mesela plastik su şişelerinin de çok tartışması var. Özellikle işte arabalarda bıraktığımız e, sularımız eğer plastik şişedeyse zaten hani bayağı kaynatılmış su kıvamına geliyor Doğru. ve o plastiğin de içindeki materyaller suya geçiyor deniliyor. Ve bu da işte e, çok kanserojen bir tepkimeye dönüşüyor deniliyor. Vallahi o su ben size söyleyeyim plastiğin içinde ben durunca plastikten kastım tabii ki pet. <laughs> pet şişeler evet. Tadı değişiyor kabul ediyorum ama... Eve de alırken neyle alıyorsun dersen Tepe. dürüst düz petle alıyor. Bu arada onlar da açık alanda duruyor. yani Bizim ha, yakınımız var çünkü o Bana gelmeden önce de ne durumda oldukları konu. Bilmiyoruz evet. Hiçbir bilgim yok. Hı -hı. Bu noktada yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım çok ısrar ettiler. Hı -hı. Ee, i̇ki tane böyle üniversiteden biraz böyle uç arkadaşım var. İlla işte. Ee, cam şişe mi? Hayır cam şişe değil. Cam şişe çok fazla kullanışlı bir şey değil. Evet. Var yapmaya çalışanlar evet. arıtma sistemi kur diyorlar. Hı. İşte bak şu fiyata var şöyle bilmem ne altı ben dedim. Üstüne iş getirecek hiçbir şey istemiyor. Ya onlar benim bakkala şişe için ekstradan 3-5 lira vermemi diyorlar ki büyük al. Aha. Hayır diyorum ben küçük alıyorum. Daha diyorlar büyük alacaksın. Niye işte şu kadar para kazanıyorsun? Abi bakkal da kazansın. Benim zihniyetim bu. Doğru. Ama pratik mi pratik? Seçenek var mı? Çok fazla seçenek yok. Ancak evde oturursanız, oturuyorsanız eğer tabii ki damacana ile ısmarlayın. Hı -hı. Damacana da tercihen cam olsun. Var çünkü. Hastanedeki Hı -hı. suyu ben cam damacana ile ısmarlıyorum. Çünkü getiriyorlar, cihaza takıyorlar. Hı -hı. Ondan sonrası zaten sorun yok. Lezzetinde fark var mı? E biraz fark var. Kabul etmek zorundayım. Hı -hı. Zaten şu an onu da söyleyeyim. Yani şişedeki pet şişelerdeki suyun tadı bile değişti. Neden? içinde beklediği için değil, olasılıkla çok talep olduğu için hı hı. karıştırıyorlar. Normal şey çeşme, su evet, yani çeşme sularıyla biraz yarış, yarı yarıya karıştırsa idare ediyor. Soğukken de anlaşılmaz dedi ama belirgin tat kayması var onu biliyorum. Evet, tabii e, suları da dezenfekte edebilmek için şehir sularını da klorluyorlar. Aslında bu tabii ki... E tarihe baktığınız zaman birçok hastalıkları yok eden bir buluştu Doğru. ama tabii ki şimdi duş alırken de o suyu deriden bir şekilde emiyoruz. Acaba klor da vücudumuza on, bir şey yapamaz mı? Siz o suyu deriden ememezsiniz. <laughs> e o su işte şey yapana kadar zaten buharlaşır gider. Onlar değil. Onlar çok uç senaryolar. Hı, hı. Ama musluktan akan suyun lezzeti yok. Bakın ben çocukken musluktan rahatlıkla su içerdim. Su kesilirdi genellikle gelmezdi bilmem ne olurdu açtığınızda çamur akardı altyapı bozuk şu an onların hepsi gitti fakat musluktan akan suda içilemez durumda tadı kötü. Bir evet. iki kere evde susuz kalınca dur bir deneyim dedim hatta bir tanesi. Ben de kaynatarak denedim onu. <gülüyor> <gülüyor> Benim tek derdim tadı. evet Şişeye koyup soğuttum yine olmadı olmuyor hı hı. soğutsa da tadı çok kötü. Evet. Onda ancak... Evet filtreleme sistemi işe yarar. Çünkü filtre onun suyunu alıyor. Geriye kalanını bırakıyor. Ondan sonra onun içine kontrollü bir ozmozla dışarıdan mineralleri ekliyor. Bu kötü bir şey değil. İnsanlar işte filtre su da bilmem ne yapar. Hayır değil. Alakası yok. <laughs> Zaten fakat benim için gereksiz. Benim için ek iş gerektirecek. Onun filtresini değiştir bilmem nesi gibi. Hayatta yapamadığım şeyler. Ama bir evde 3-5 kişi yaşıyorsa o suyu ile almaları en mantıklısı en makulü öyle görünüyor. Evet. Hocam şunu merak ediyorum. Bazen mesela kanser teşhisi konulmuş bir kişi işte tedaviyi reddediyor. Diyor ki kalan ömrüm ben memleketime döneyim. İşte bağımda, çayırımda, dağımda geçireyim diyor. Ve böyle çok sayıda kişi de bunu yapan çok sayıda kişi de çok... iyileşiyor. Evet <laughs> iyileşiyor. Bu Doğru. bunun sebebi ne? Şimdi efendim bu ağır bir hikaye. Aha. Bu dediğinizde haklısınız siz bir şey yaptırmama durumunda avantajlı hale getirmek çok kötü bir şey. Hı hı. Çünkü bu şu anlama geliyor bir yandan. Demek ki bu hastalara aslında pek bir şey olmayacakken hı hı. biz onları tepiyoruz gibi görünüyor. Tıp onları hallediyor. Hı hı. Ve bu maalesef doğru görünüyor. Hı hı. Çünkü ara bir böyle meslektaşlardan hasta hikayeleri dinlediğim zaman işte tam dediğiniz o petteki parlamayı dikkate alarak bir şeye basıyor. Adamda hiçbir şikayet yok. Hı hı. Takip bile yok. Hemen acilen başla, Acilen başlıyorlar. En sonunda 6 ay sonra Hasta maalesef yaşamını yitiriyor. Hı hı. Halbuki köye giden diyelim ki hastalık tamamen geçmedi ama sinsin kendi kendine gidiyor. Hı hı. Buna da yapabileceğiniz ek bir şey yok. Üstelik köyünün havasından, suyundan, etrafındaki insanlarından, belki. muhabbetinden bu adam o kadar olumlu etkileniyor ki bunlar iş iyileşiyorlar. Hı hı hı. O yüzden hiçbir zaman hastalık geldi yapacak bir şey yok hemen teslim olalım değil gidin köyünüze bir miktar kendinize gelin. Yani köyünüz yoksa da köyünüz kabul edebileceğiniz bir yere gidin. Hayatınızı bir süre değiştirin. Orada biraz dünyaya daha farklı bakmayı öğrenin. İstanbul'da yaşadığınız zaman, büyük şehirde yaşadığınız zaman sürekli bir koşturma ve hengame içerisindesiniz. Ona yetiştim, buna yetişemedim. Bunlara hiç gerek yok. Her görünen şey artacak ve sonunda insanı öldürecek. Hastalık illa çatlayacak, patlayacak, atlayacak. Bunların hiçbiri geçerli değil. Bunlar bizim ...yarattığımız senaryolar ama bize de böyle öğretildi. Hı hı. Ben sorgulamayı son 10 yılda yaptım diyeyim size. Ondan sonra vardığım kanaat bu çünkü bu dediğiniz gözlem doğru ama tıp bununla ilgilenmez. Hı hı. Yani tıp tedavi yapılmışların sonuçlarıyla ilgileniyor. Tedavi yapılmamışların sonuçları onları ilgilendirmiyor. Doğru. O bir literatüre geçmiyor tabi. Evet. Şimdi hocam böyle çok herkesin söylediği bir şey ama bir şey de çok söylenince içi boşalıyor ya... ...mesela stresten uzak durun deniliyor ne olursa olsun hastalığınız ne olursa olsun doktorun reçetesinde ekte bir cümle hep stresten uzaktır bu arada diye. Stresle kanser ilişkisini de merak ediyorum. Çünkü aslında stres böyle soyut bir kavram değil aslında. Yani stres esnasında vücudumuz aslında çok da fiziksel bir şeyler de oluyor olması lazım. Efendim birincisi temenni tamamen karşılıksız. Stresten uzak durun diye bir şey yok. <laughs> stresten uzak durma düşüncesi insanı bir süre sonra strese stresli sokmaya stresli başlıyor. Değil, ha? ha işte ondan etkilendim mi acaba? Acaba etkilenir miyim? Ay işte bir şey olacak mı acaba? Hayır uzak durmayın, alakası yok. <laughs> Kontrol edebilir hale gelin. Yani birisi bir şey söylediyse iki bakıştan onun üstesinden gelirsiniz en azından içinize oturmaz. <laughs> Stresten uzak durun kısmında anlatılmaya çalışılan stres büyük üzüntü. <laughs> büyük üzüntü ama hepimizin başına hayatta bir iki kere gelebilir. Yani çok ağır kayıplar, beklenmedik kayıplar, evet, sırasız kayıplar, Hı -hı. büyük e, hayal kırıklıkları. Hı -hı. Yani her şeyine bağladığınız birinin mesela olaydan çıkması falan gibi durumlar. Bunlar çok nadir olur. Hı -hı. Bu stresten uzak durun kısmı bunun için geçerli. Yoksa günlük yaşamın trafik stresinden uzak nasıl olacağım abi? Yol kapalı <laughs> işte ne yapayım şimdi ben ne yapayım de yapayım arabanın şimdi. içindeyim koyacak bir yerim de yok. Bırakacak <laughs> kimsem de yok. Ne yapacağım? Ben bu stresi çekeceğim. Açın bir müzik o zaman keyfini çıkarın. Aha, aha. E, genetik e, faktörleri de biraz sormak istiyorum. Hatta bir dönem popülerdi. Özellikle yumurtalık ve meme kanseri çok yakın, e, kadının çok yakın akrabalarında varsa... ...anne, teyze, hala hatta insanlar göğüslerini, rahimlerini hiçbir sorunları yokken aldırmaya başladılar hocam. Yani... Ama baktığımızda da neredeyse hepimizin ailesinde hani çok ilk jenerasyonda olmasa da ikinci, üçüncü jenerasyonda mutlaka kanser var. O zaman hepimiz genetik faktör taşıyoruz da anlamına ya, geliyor değil mi geçerli, böyle bakınca? Genetik mantığının bir geçerliği maalesef yok. Genetik mantığı yüzde beş falandır. Yüzde beş olanlar zaten çok ...net ayrılır. Yani daha bilmem... ...kaç yaşına gelmeden başlar. Ailede herkes de vardır. O zaman dersiniz ki... ...bu genetik. Hı hı. Bizim ailelerde... ...gördüğümüz kanserler bunlar sporadik. Yani... ...çevresel faktörlerle ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu çevresel faktörlere şu an aşırı tarama... ...ve tetkikler de etkilenmiş durumda. Bu eklenme... ...etkilenmeyle birlikte... ...birinde eğer bir şey çıkması olasılığı yoksa bile... ...siz bunu yaratıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla ailesinde var olmuş oluyor. Ama genetiğin etkisi bir süre sonra iyice azalacak. Bu genetikçiler için bir yerde kötü haber. Ama onlar tetkikleri yapmaya devam edecekler. Yani orada sistem dönecek sonuçta. Fakat genetik biraz içi boş bir konu. Yani orada da neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir takım hesaplamalarla gidiyorsunuz. Bir neden sonuç ilişkiniz yok. Bu geni taşıyanlarda bilmem ne olasılığı yüzde 20 artı ödüyorsunuz. İnanılmaz sen. paralara kanser gen testi parası? yapıyorlar. Kaç parası? 5 bin dolar diyorlar. Yurt dışına gönderiyorlar. <laughs> yüzde evet. 20 sen... Ben diyorum bakın çoğunda bunların değil. Hiçbirinde bu tetkikin sonucuna bakarak tedavi biçimini, yaklaşımını değiştiren bir <laughs> meslektaşımı görmedim. Ama gönderirler. Yani o da ayrı bir şey. Çünkü bunun kar marjı çok yüksek. Hı <laughs> Bir de biraz önce hocam söylediniz ya mesela belli bir yaşlarda zaten prostat kanseri insanlığa baktığın zaman zaten var. belli bir prosesle gelişiyor. Var. Şimdi 80 yaşındaki dedemizde pro, prostat kanseri Niye var musunuz? diye bunun genetik bir kanser var. yatkını hiç aile denilebilir mi bir mesela hiç yani? Yok Hı -hı. O zaman baktığınızda yaşlanma da genetiktir Hı -hı. İşte saçların kırlaşması genetiktir ee, efendim dökülmesi de genetiktir her bir şey genetiktir'e gelir alakası yok. Evet Alakası o zaman bu yok. genetiği çok büyüttü. Yok çok fazla büyüttüler. Çünkü e, mistik alan, insanlar bilmiyor. Bilmedikleri zaman böyle DNA, DNA'mına bakın. Bilim kurgu dediğiniz zaman hemen hı -hı. o çift sarmal dönmeye başlar. Evet. Vay işte DNA bir Abi DNA bir şey yok. DNA'sıyla olay. DNA abi yedek hafıza. Eksik olduğu zaman oraya başlıyor. Başvurup kütüphaneden gerekli bilgiyi çekiyor. Bunun dışında DNA'nın bir numarası yok. Hı hı. Ay çok nadir mutasyonlar olabiliyor doğru ama bunlar çok az. Evet. Çok teşekkür ediyorum çok hocam. Ben çok Çok keyif aldım her bağlamış, zamanki bağlamış. gibi.